Herkese merhabalar. Bugün Asus TAP serisinden VG27A modelli bir monitörü kutu açılışını beraber yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden kutuyu açalım ve detaylara bakalım. Arkadaşlar şimdi monitörü kurduk, bakın kendi laptopumu bağladım. Biraz özelliklerinden de bahsedelim bu arada. O sırada da şey açılsın, Forza'yı açalım. Forza Motorsport. Şuradan Game Pass'tan oynayacağız şimdi onu. Şimdi TAF, bu 165 Hz'lik bir monitör. 2K çözünürlüğünde, bu arada Yuki de geldi. O da çok sever böyle şeyleri test etmeyi. IPS bir ekranı var, yani görüş açıları güzel. Yanlardan falan baktığın zaman TI panellerde olduğu gibi bozulmuyor. Ayrıca dediğim gibi HDR özelliği de var ama HDR tabii ki bu monitörlerde hiçbir zaman normal o televizyondaki 1000 nit kadar parlaklığa çıkamayacaktır. O yüzden o biraz daha böyle varsayılan bir şey ama tabii ki bir özelliktir gene. Kullanabiliyorsunuz yani HDR'da. En önemli özelliği tabii ki 165 Hz desteklemesi bunun 2K'da. Ve biliyorsunuz bu yeni monitörlerde artık şey var böyle, ne derler, yeni yeni özellikler eklemişler oyuncular özelinde. Bu arada kendi şeyleri de var, hoparlörleri de var üzerinde. Biliyorsunuz artık çoğu monitörde üzerinde şey olmuyor, hoparlör olmuyor. Aslında benim seçmemin sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Üzerinde hoparlör olmasını istiyorum çünkü ben bunu PlayStation 5'e de bağlayacağım bir yandan. Bu arada oyun niye kapandı ya? Bir daha deneyelim. Bu Forza zaten çıktığından beri bir saçma oluyor, hala tam olarak bunu çözemediler oyunun şeyini, optimizasyonunu. Bunu doğrudan bu arada G-Sync de destekliyor. Ayrıca Variable Rate VRR de destekliyor. Yani diyelim buna PlayStation 5 ya da Xbox bağladığınız zaman doğrudan şey yapabileceksiniz. Ne derler ona? 120 Hz'e çalıştırabileceksiniz. Doğrudan bu desteği var. Şuradan geçebiliyor muyuz bakalım? Bu arada gerçekten bak oyunda bir problem var, atıyor. Başka bir oyun deneyelim. Ne var elimizde? Lies of P var aslında. Şu an hazırda. Lies of P'yi açalım. Başka hızlı bir oyun var mı diye bakacağım bir de. Steam'i de açalım da Steam'de Forza 4 var bir daha burada. Kurulu olabilir. O da açılsın. Tabii şimdi benim normalde laptopumun ekranı 15.6 inç. Şimdi bu 27 inç arada çok ciddi bir fark var. Açıkçası ben ekranı ikiye bölüp çalışmak istiyordum. O yüzden tabii ki laptopumun ekranı hep küçük kalıyor. Hani bir yanda diyelim bir Word sayfasını açtığım zaman öteki tarafta diyelim bir R falan açacağım. Oradan diyelim işlemler yapacağım. Onu da yapmak istiyordum. Tabii ki bu ekran her zaman küçük geliyor. Bu arada laptopun ekranı da 165 Hz. O yüzden çok büyük fark olmayacak. Şu an gerçi sanırsam bu sadece DVI üzerinden 165 Hz destekliyor. Yani normal bir ekran kartına bağlamanız gerekiyor. Yani HDMI üzerinden 165 Hz alamıyorsunuz. Bu diğer çoğu monitörde de geçerlidir bu arada. Ama PlayStation'ınızı ya da Xbox Series X'inizi bağladığınız zaman bunu da direkt 120 FPS modunda çalıştırabileceksiniz. Bakalım Forza var. Evet, şuradan Forza 4'ü açabiliriz. Alttan da bak bu şey zaten sapıtmış biraz. Bizim Game Pass. Şuradan direkt eski Forza'yı açalım bari. Hazırda o var. Steam üzerinden herhalde daha stabildir diye düşünüyorum. Şey de çok güzel bu arada. Aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz monitörü. Açıları güzel. Döndürebiliyorsunuz da şöyle. Ve açıkçası malzeme kalitesi hoşumuza gitti bizim. Bakın şu anda açtık. Şunu şöyle biraz daha aşağı indireceğiz. Tabii benim laptop'taki ekran kartı şu anda G-Sync değil, G-Sync desteği yok yani belki AMD tabanlı bir ekran kartı. Ama gene de AMD'de de Variable Refresh Rate'i destekliyor. Evet bakın buna da girmek daha kolay oldu. Şunu da kapatalım. Continue diyelim. Gerçi Forza'lar her zaman girdiğinde hani özellikle uzun süre girmediysem bilgisayarını optimize eder ister. O yüzden burada bir keselim, bence oyun açılınca devam edelim. Evet şimdi Forza Horizon 4 açtım. Bakın ben kendi laptopumda en yüksek ayarlarda oynuyorum Forza Horizon'ı. 60 FPS'e kilitledik zaten onu da.
Tabii Forza biraz eski bir oyun. 2018'de çıkmış olması lazım. Ama şey olarak büyük ekranda oynamanın keyfi çok başka ya. Hani şimdi bunu bilgisayarda da oynuyorsunuz kendi ekranında. Kesinlikle böyle bir keyif alamazsınız. Şu arabanın içinden falan kullanırken özellikle bu tam mesela şey olmuş. Kenan'daki gamepad ne derler şey olacak. Direksiyon bizde olacak şu anda. Oh arabayı kullanırım ben burada vallahi şey gibi. Şöyle farklı kameralara da geçelim. Işıkları falan hoşuma gitti. Ekranın şey kalitesi güzel yani. Daha sonra bunu PlayStation'da da deneriz. O zaman da bakarız bir görüntü kalitesine hem. Onu da videonun sonuna ekleriz sonra. Şimdi kalsın bu burada böyle. Görüşmek üzere.